mor deganda ko'pchilik tikib, bitta odam yutadi, yo ikkita odam yutadi, yo kimdir yutadi, qolganlar yutqizadi. Shu shaklda ketgan narsalar qumor hisoblanadi. Alloh taolo qumorni Qur'onda haromligini aytib qo'ygan. Payg'ambarimiz alayhissalom qumorni gunohi kabira haromligi haqida aytib qo'yganlar. Unutmang, bu qumor o'yinida o'ynaganlar yutmaydi hech qachon. İnsanların tersi başına hayatımızda manevi marifi dini alakalar bulunca uğrun basarı Kapanız Cemiş Tekke ve ve Topçu Otoman İmam Kartı'da Amalar Gerici'ye maskul bulacağım Şükürler Dolayı Diyanlar Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xayrli tong, xayrli kun. Bugungi tongimiz, bugungi kunimiz ilohim ham oxirat ham dunyo ishlarimizga bir foydali kunlardan bo'lishini Alloh hammamizga o'z nasib qilsin. Talabalik oltin davrim degandik, mana talaba bo'lib yuribsizlar, men o'zimni talabalik davrlarim esimga tushdi. To'g'risi kirib kelganda shuncha jamoat talabani ko'rib ajoyib quvondim. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim o'ylaganlaringdan ko'ra ziyoda zo'r va manfaatli ilmlarni Alloh taolo bersin ilohim. Odatda bunaqangi oliy gohlarga xalqi ichidagi saralangan odamlar o'qishga kiradi. Yaxshilari, zo'rlari kiradi. Bilimlilari kiradi. Dunyo qarashi kenglari kiradi. Bu degani inshaalloh shu xalqimiz ichida terilganlar turibsizlar shu joyda. Ya'ni fikrli, dunyo qarashi o'ziga yarasha, anchagina bilimga ega bo'lgan shaxslar shu joyda o'tiribsizlar. Bu degani inshaalloh kelajagimiz uchun eng kerakli shaxslar sizlarsizlar degan. Ya'ni jamiyatning eng asosiy bo'g'ini. Alhamdulillah musulmon biz. Alhamdulillah shu yoshda kirib qatlardadir yomon ishni qiladigan emas, balki Xudoga shukr bir ilm dargohida o'qiydigan talaba qilib qo'ydi Alloh taolo. Xudoga shukr. Payg'ambarimiz alayhi salom ilm talab qilishligi har bir musulmon erkakka va har bir muslimaga farz ekanligi haqida bundan 14 asr avval siz bilan menga eslatib qo'yganlar. Payg'ambarimiz alayhissalomni hadislariga to'xtaladigan bo'lsak, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin va muslimatin deganlar. Ya'ni ilmni oxtarishlik, talab qilishlik, talabi ilmni shuni aytadi-da, ilm oxtaruvchi degan. Har bir musulmon erkakka va har bir muslima ayolga farzdir dedilar. Bu joyda ilmni aytganlarida ilmul hadis, ilmul Qur'on ilmul aqida deb turib xoslab qo'ymadilar, e'tibor bergan bo'lsalar, ilm dedilar. Bu nima degani desa, ilm arabiy so'z bo'lib, o'zbek tiliga olganda bilish degani. Lekin bevosita ilm degan so'z bizni o'zbek tilimizga ham kirib kelgan so'zlardan biri. Ya'ni arablarda ayn bilan ilm deydi. Ya'ni o'zbekchasiga bilish degani. Bu degani bilish har bir musulmon erkakka va muslima ayolga farz deyaptilar. Endi savol tug'iladi. Nimani bilish degan savol. Nimani? Bu joyda nimaga Rasululloh xoslab qo'ymadilar? Yo hadis ilmi, yo Qur'on ilmi, yo e'tiqod ilmi, yo matematika, yo geometriya deb xoslab qo'ymadilar. U paytdagi geometriya yo'q edi-ku. Endi deymanda, nimaga? Sabab hamma ilm, ilmi hol bugungi 2021-yil shu kunlarda, noyabrda oxirlarda bugun bizga nima kerak? Shuni ilmi farz degan. Bugun nima kerak bizga? Qorin kerakmi? Qorin nima bilan to'yadi? Hunar bilan to'yadi. Ish bilan to'yadi. Hammani qobiliyati va mehri har xil kasbga bo'ladi. Kimdir matematikaga kalla zo'r ishlaydi, kimdir ximiyaga, kimdir zoologiyaga qiziqadi, kimdir biologiyaga.
Ben adi misal, ben özümü bir de farzandım, kız bala farzandım, arhitektura bulsam deydi. Türüp türüp, ya Allah Allah, damlanı kızı, oğlum emmez. Kızım et yap çünkü, ben ilgeri gün et çünkü. Arhitektlikke kızı kaman diye. Kızık siz nasıl, hani o korinçi, mektep bitir orinçi deyip koydu. Yani Allah Ta'ala her bir insanı, her hıl sahaya mehir, muhabbet verip türüp, İnsanların da hayatını güzel, çıraylı, faravan buluşunu Allah siz bilen ben sebep kılıp temelliydi. Bu dünya sebepler dünyası. Sebepler de becermezden neticeni küçüklük bu ahmalıktan başka narsamaz. Bu ne demek yani? Yerge karamazdan, köçet ekmezden, ucaydan hasıl alemen diyen adamdı. Her kendi adama dedi ki sen davalan dedim. O kelle çatal kılında dedi. Yerge karasın, köçette zorunu eksin. Bunga agronom ilmini o'qsin, zo'r bo'lsin, zo'r qarasin, keyin hosil oladimi? Kasal bo'lgan odam lichenie qilib turib, keyin shifo so'rash kerak. Bu degani Allohdan bir narsani so'rayotgan siz bilan men undan oldingi sabablarni bajarishimiz kerak. Tinchlik nima bilan bo'ladi? To'qlik nima bilan bo'ladi? Kasal bo'lmaslik va kasallarni lichenie qilish nima bilan bo'ladi? Chiroyli hayot nima bilan bo'ladi? Qo'llaringda ushlab turgan telefonlaring qayerdan keldi? Buni domla qilib bermagan bu telefonni. Mana hozir ovozimni sizlarga zo'r qilib yetkazib berayotganini aniq yo qori yo mulla yo ishondada qilmagan bu mikrofon. Kim qildi? Fizik, ximik va yana kimdir 3ta 4tasi jamlashdi mikrofon chiqdi. 3ta 4ta fan jamlashdi, telefon chiqdi. 3ta 4ta fan jamlashdi, osmonga uchyapti. Yerga kirib ketyapti. Nima durlardan olib beryapti? To'g'rimi? Bu degani hayotimizni go'zal va chiroyli bo'lishligi uchun payg'ambarimiz ne kadar ziyrak bo'lganlarda o'sha joyda Rasululloh alayhis solom aytsalar bo'lardi, ilm deganda xoslab 3ta 4ta narsani aytib qo'ysalar bo'lardi, lekin Rasululloh alayhis solom juda ham siz bilan mendan ko'ra ziyrak va bilimdon bo'lganlar va dunyo hayoti faqat Qur'on, hadis yoki e'tiqod ilmini o'zidan iborat emas dunyo. Dunyoda yashash uchun dunyo bilimi kerak. Mana o'tirgan kresloyiz, siz bilan men yasalmaymiz. Duradgor kerakmi? Kerak. Chegarachi kerakmi? Agar chegarachi zo'r poylamasa nima bo'lamiz? Shu maktabda o'qiy olasizmi? O'qiy olmaymiz. To'y qila olasizmi? Qila olmaysiz, notinchlik bo'lsa. Notinchlik bo'lsa masjidga kirib ibodat qila olasizmi? Bu nima degani? Oxirat va dunyo ishlarimizga tinchlik ham kerak. Sog'lig'i ham kerak, xotirjamligi ham kerak. Euronews'da ko'rdim, bir onaxondan intervyu olyapti. Bir davlat, qaysidir urush bo'layotgan davlatda. Endi ona hamki bir 50 yilga kirib kirmagan. Nimani orzu qilardingiz desa, orzuni qarang. Bir kun bolalarim bilan qo'rqmasdan uxlagim kelyapti deydi. Bir kun. Bir kun ham qanaqa? 7 soat, 5 soat deydi. Qo'rqmasdan uxlagim kelyapti deydi. Tasavvur qilyapsizlarmi bolalar? Mana hozir chetda 18, 20, 22, 25, 30 yashar bolalar o'tiribsizlar pastda. 30 yildan beri xotirjam uxlayapsiz. Yana to'g'ri. 30 yildan beri to'q uxlayapsiz. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislari borki, uyg'onganingdan keyin de quloq solsang, yashab turgan joyingda qurollarda ovoz eshitilmadi, urush janjal bo'lmayapti. De qaroding qo'l, oyoq, ko'z, burun, quloq, og'iz ishlayapti. Qaroding yeguliging bor. Bil, senga dunyodagi hamma ne'mat berilibdi deganlar. 3ta narsani zikr qildilar shu joyda. 3ta narsani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga aytdilar. Tinchlikda aytdilar, badanni sog'lig'ini aytdilar va yegulikda aytdilar. Shu narsaga yana qayta aytaman, men 43 yildan beri sizlar 20, 30, 40, 50 yil yana katta ustozlar, shuncha yildan beri xuddi shu narsa har kuni bor bizda. Vaholanki urush bo'layotgan joyda bir kecha 5 soat, 7 soat qo'rqmasdan uxlagim kelyapti deydi. Hozir mana shu yurtimizda yashab turgan shu tinchlikni nima laylay tashab ketyapti o'ylaysizmi? O'zini-o'zi bo'lib qolyaptimi? Millionlab kimdirlar mehnat qilyapti, tashqarida va ichkarida. Shuning uchun tinch yashayapmiz. To'g'ri o'zini-o'zi bo'lib qoladi deb o'ylaysizmi? Bu dunyo sabablar dunyosi nimaga aytdim men? Bugun shunaqangi musulmonlar borki, o'zi musulmon, o'zi taqvoni da'vo qiladi, lekin islom nima o'zi mohiyatini tushunmaydi. Islom va uning mohiyati, İslom va uning mohiyati, buni tushunishimiz kerak biz. Bugun shuni tushunmaganlardan bugun noto'g'ri fikrlar kelib chiqyapti.
Şunu çünmegellerden, dünyanı terk ediyende nemeni ozu çünmeydi ozu. Hansa dünyanı terk kıldım diye. Dünyanı terk kılıştığında işlemesi, halka koşulması, pul topması, hak sarlıydı dünyanı terk edip öyleydi. Yok, dünyanı terk edemez. Ben az şette oturup durup, polizde telefon, çöntezde polis, maşinizde pultu oturup, adam dünyanı terk kısa buladı. O neme diyen ise dünyanı yaş görmezsiydi diyen. Allah bu dünyanı yaşayana vergen, harlikke vermegen. Bu cemiyet kim bilen aziz bulan? Bu cemiyet kim bilen har bulan? Aziz ki güçlerim siz ve ben. Har ki güçlerim siz ve ben. Biz arkamızda millet şanı turadı. Vatan şanı turadı. Ve dindi şanı turadı. Ne demek? İçimizden bir de zor yetük insan çıkıp dünyanı lal kaldırıp koysa kim bu deydi? Kim bu deydi? Hayırdan bu deydi. Ne deyiler? Bu Uzbekistan'dan deydi. Ya Uzbek deydi, ya Tacik deydi, ya Kırgız, ya Kazak deydi. Bu Müslüman bu deydi. Görüyorsun, bitti adam uzun vatanıge, milletige, dinige ya plus ya minus averişi mümkün. O şeyler kim? O şeyler seler. O şeyler biz. Bu diyen ne diyen? Her bitti kılıyken harekatımızda, işimizde, kılığımızda, hayati faaliyetimizde şu üçte narsanın şanını oylab kadem basaydık. Şanını oylab iş kılaydık, şanını oylab fikir kılaydık. Men sebeplik milletimge minus bu muydu mu? Men sebeplik vatanımge minus bu muydu mu? Men sebeplik Müslüman bu muydu mu? Öl deyken gel bu muydu mu? Degen savaldı aldızı kündele koyun, kegin yürüyün. Aldızda yürüsün şu. Şu saval yürüsün. Ve bugün koşturnak içindeki yaşlar, ne mi buluyor? Bugün derste oturup, üstazda hürmet kımagen baladan kim çıkardı öyleyiz? Kağıtta 70 kiloli aşka var çıkardı. Ben kopalısı yemeyeceğim. Başka hiç kime çıkmayayım. İlim alıştığı için, faydalı ilim alıştığı için bunun şartları var. Birincisi adab. Ve okul edilen kitaplarda hürmet kılış. Ve ok diyekken üstazlarda hürmetini cahaya koymasayken siz avara bomi manfaatli ilim alanımız. Alışız mümkün diplom. Lekin manfaatli diplom bomiydi o. O ilimden rıvaç taparmıyız. O ilmizden halkizge, milletizge, dinizge fayda getkizelmeyiz. Bugün üstazlarda hapaçılığı cüde köp halette okuçular mı? Hürmat kımiydi. Derste nantoru oturadı. Mensimiydi. Gepleşi oturadı. Belki ne demek kendiniz? Ben disketeyken mi sizin? Okuçunun uzun forması boladı, uzun adabı boladı. Talibi ilimsiz. Peygamberimiz Aleyhisselam talibi ilimler yerde yürümeydi diyenler. Farıştanın kanatı da yürüyordu diyenler. Farıştanın kanatı da layık. Farıştanın kanatı da yürüyüşe layık talebe bulabiliyorsun. Adabiz cahide mi? Uzizi katta alıp başkalarına mensimi koymayarsın mı? Bir gün maşinedeki adam bulup adli talebelerde mensimi koymayarsın mı? Üstazlarda hürmet kılıyorsun mı? Geleceğideki gayiz, fikiriz, maksadiz ne mi? Maksadı ota derecede yüksek koyuş gerek. Marranı balat koymasakken insan intilmeydi. Bugün hazır bana Cemiş'te gemetkenler deyip bir tamallama bu kalmıyor. Dindarman diyen adam bir tamam götürüp kalıyordu. Dünyaman diyen adam dünya tamam götürüp kalıyordu. Müslüman adam, Peygamberimiz Aleyhisselam hadisleri var. Ümmetimi yamanı diyenler. Dinini dip dünyasını taşıydı. Dünyasını dip dinini taşıydı. Bu ümmetimi yamanı diyene kendi. Ümmeti yaksı onu yam kıladı, bunu yam kıladı diyene. Bu diyene ne diyene? İki onu yam kıladı. Hazır şiddet türüp kaysdır yönelişte bir iş egesi buladıken bu siz eğer halal adam bulma siz ne buladı iddiği? Faydanı onu diye zarar yetkizez. Bana hazır yolda keliyatıp bir nasıl hayalim ekildi de, o gün bir adamla gebleşip alıyorduk. Bir tane pül, bir dolarla bormasına tayyar olarken. Kimdir bir yanım doları, kimdir 70 sen diye. Hop 5 dolarım diyeyim bana yani. Bitti 100 dolar diyeyim. Ne mi demekçim ben? Şiddet bir de fikirle görüyorum da. Peçetle kağız bası yürüp durup, siz bilen bana bir paçka pül veriyor yaptı. O zaman aslında bir paçkanın içinde bosa, bari yani 2 gram tıllak etken kıymet var halas. Bizden 10 bin dolarlık hamaşı adam çıkıyor. Pül birliği ege adam dünyaya ege diyen. Şunlar ne bile ege oldu çünkü.
Nima bilan ega bo'ldi? Bugun siz bilan men do'konimizga kiradigan 20 dona xaridor bilan kalla qatirayotgan bo'lsak, bugun ilm egalari, dunyo ilmini egallaganlar salkam 8 milliardga yaqin odamni qana qilib shu narsa bilan ta'minlasam, qana qilib ongini bursam, qana qilib o'zligini yo'qotsam, qana qilib o'zimga qaram qilsam degan 8 milliardga yaqin odam haqida bosh qotiryapti. Siz bilan men nima haqida bosh qotiryapmiz? Talabalarga sevgini pishirib qo'yibdimi? Pishirib qo'yibdimi? Bu majnun degani, tomi ketgan degani. Daftarni ochib qarab tursang, o'sha qiz ko'rinaveradi daftarda. Kitobni ochsang, o'sha bola ko'rinaveradi. Uni miyasi ilm kiradimi? Ertaga kim bo'lmoqchi sizlar? Sizlar hali o'ylaysizlar, o'qidim, bitirdim, toldan tutdan qilib, andaqani yopdim, o'qildim, buqildim. Hali mana kresloda egallab o'tiribsizlar-ku. Sinfda endi partani egallab o'tiribsizlar-ku 4 yil. Kimidir o'rnini. Agar shu o'tirgan partalaringa, mana shu o'tirgan stollaringa shetda siz uchun ajratilgan joyda haqqini ado qilib, zo'r talaba bo'lib, kelajakda zo'r kadr bo'lmaydigan bo'lsa, qiyomatda javob berasiz Alloh taolodan. Ko'zingizni ochib oling. Nimaga kelayotganingizni unutmang. Bu disketek emas, tungi klub emas bu. Bu tanishadigan joy emas, bu ilm dargohi. Yerdagi eng aziz joylardan biri shed bo'ladi. Chunki agar siz bilan men, xo'p, musulmonlar bir tomonlama bo'ladigan bo'lsangiz, xo'p, siz aytdingiz, men shukrullah xoradan ham mulla bo'laman, bittasi aytdi, men qoriya bo'laman, men qori bo'laman, mulla bo'laman. Xo'p, bo'p, shedda hozir mana boring, ana guruh yo'g'an 600 ta bola o'tiribdi. 600 ta mulla, 600 ta qori. Bittasini appendisiti yorildi. Kim operatsiya qiladi? Og'onamay degan binoni kim tizib beradi? Kim mashinani tuzatib beradi? Ha, bittalarning mashinalarining motori stug bersa, men dam solsam tuzalib qolmaydi. Mandan zo'ri dam solsa tuzalmaydi u. Ko'richagi yorilgan odamni domlaga olib bormaydi, operatsiyaga olib boradi. Bu din hudallinnas. Insonlarga to'g'ri yo'l nima? Qaysi yo'l to'g'ri? Nima halol, nima harom shuni o'rgatadigan din. Bu fanlar bizning hayotiy faoliyatimizga juda ham zarur. O'sha zarurligini his qilganliklar uchun kirgan dursizlar balkim. Lekin o'qish davomida shuni hissi bo'lyaptimi sizlar? Hozir mana shu o'zingiz bitirgan sohada hech bo'lmasa dunyoniki qo'yib turing bir chekiga. O'zbekistonda lider bo'laman degan fikr bormi ichlaringizda? Men o'sha Toshkentda tizilayotgan 80 qavatli binoni arxitekturasini men tizaman deydigan darajadagi arxitektor bormi ichimizda? Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarda bir hadislar bor. Man la adaba lahu la ilma lahu deganlar. Odobsiz odam ilm ololmaydi. Odobni mahkam ushlanglar. Rasululloh alayhissalom din bu husnul xulq deganlar. Husnul xulq degani chiroyli odob degani. Musulmon odam madaniyatlik bo'ladi, odoblik bo'ladi. Musulmon odam dil ozor bo'lmaydi. Musulmon odam o'zini qarshisidagi odamni o'zidan yuqori deb biladi. Musulmon odam o'zini katta oladigan bo'lmaydi. Musulmon odam yaxshi odam bo'ladi. Musulmon jasadni qattan bilsa bo'ladi desa, musulmon jasad hech qachon hech kimga azor bermaydi. Tamam. Musulmonni shundan bilsa bo'ladi. Jog'iga soqol qo'yib do'ppi kiyib olsa musulmon bo'lib qolmaydi. Bugun biz zohirga emas, botinga ishlaylik ko'proq. Zohirida o'zini musulmon qilib ko'rsatib olishdan osoni bormi? Mana hozir 50 mingga do'ppi beradi. 3 oy soqol olmasangiz chiqadi. Nima bo'ldi, yaxshi odam degani? Yo'q. Musulmon amalida yaxshi odam bo'lish kerak. Har bir amalida. Mana payg'ambarimiz alayhissalom tufriklarni birov ko'rmagan. Nimaga? Chunki rasulullohning o'ta madaniyatlik bo'lganlar. Wala yuqabilu ahadan bima yakrahu mavludda keladi. Rasululloh alayhissalomni birorta odam jirkanadigan, xafa bo'ladigan, nafratlanadigan ishni ustida Rasulullohni birorta odam ko'rmagan ekan. Nimaga? Chunki Rasululloh alayhissalom musulmon shaxs qanday odam bo'lishligini ham amaliy, ham nazariy bizga 23 yil o'rgatib qo'ydilar. Ya'ni 23 yilda payg'ambarlik davrlari bo'ladigan bo'lsa, 23 yilda din shakllangan bo'lsa, Rasululloh alayhissalom o'zlari haqiqiy 100% dinga amal qilib, "Voy, ko'r ummat, musulmon mana bundoq bo'ladi" deb ko'rsatib qo'yildi. O'zi Rasulullohning ishlari shu edi o'zi. Musulmon shaxs qanday bo'ladi deb ko'rsatishdi. Rasululloh alayhissalom birorta odamni kasbmaganlar. Rasululloh alayhissalom birorta odamni yomon ishiga o'rtada turmaganlar. Birorta odamni gapini unga olib borib chaqib chaqimchilik qilmaganlar. G'ibat qilmaganlar, tuhmat qilmaganlar, yolg'on gapirmaganlar.
Hiç kimse hürmetsiz yıkılmaganlar. Ha bugünçi bugün. Bugün tasavvur qilyapsiz, ha? Doğru. Kim üçündür oddiy holdir. Lekin talaba o'z ustoziga hurmatsizlik qilishi. Talaba darsda darsga hurmatsizlik qilishi. Ertaga kim bo'ladi u? Ertaga kim bo'ladi? Kim bo'ladi?